Bir röportajında izlediğim her iyi film bana hayatımı nasıl idare edeceğimi öğretiyor demişti Nuri Bilge Ceylan. Bu söz hep aklımın bir kenarında öylece durur. Çünkü gerçekten doğrudur. Her iyi film izleyende mutlaka bir etki bırakır. Bazı filmler günlük hayatta aldığımız kararları etkiler, bazıları da karakterimizi şekillendirirken birkaç küçük dokunuş yapar. İşte ben de bugün size her birinden de bir şeyler kaptığım o filmlerin bazılarından bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi burada size hep çok bilinmeyen iyi filmler tavsiye etmeye çalışıyorum. Fakat bugün bu videoda çok bilindik filmler de göreceksiniz. Bu yüzden bu videoyu her zamanki öneri içeriklerinden farklı olarak doğru şekilde izleyip, iyi detayları yakalayıp kendi yaşamında kullananların hayatını değiştirme etkili filmler hakkında sohbet ettiğimiz bir video olarak düşünmenizi istiyorum. Ne cümle kurdum ama. Şimdi arkanıza yaslanın ve ben son filmden de bahsettikten sonra yorumunuzu aşağıya mutlaka bırakın. Bırakın diyorum çünkü filmler hakkında dolu dolu yorumlar görmek ve iştahla o yorumları yanıtlamak, film konuşmak tam anlamıyla ağzımı sulandırıyor biliyorsunuz. Kaan hadi geçelim artık şu filmlere der gibi ekrana baktığınızı hissediyor ve üzerine konuşmak istediğim ilk nefis film K-Pax ile başlıyorum. Yıllar yıllar önce izlediğim bu film damağımda öyle güzel bir tat bıraktı ki farklı zamanlarda kaç kez daha izlediğimi inanın ben bile hatırlamıyorum. Filmimiz K-Pax isimli bir gezegenden geldiğini söyleyen tuhaf davranışlara sahip bir adamı ve onun bu halini çözmeye çalışan insanların yaşadıklarını konu alıyor. Zekice yazılmış bir senaryoya ve gizem dolu bir atmosfere sahip bu filmde görüp duyduğumuz repliklerin her biri de tam anlamıyla kitap gibi. Hem izlerken hem de bitirdikten sonra bu filmden çıkardığınız mesajlar ve yakaladığınız ufuk açıcı detaylarla bazı şeyleri sorgulayabilir ve hayatınızın geri kalanına acabalar ile devam edebilirsiniz. Benden söylemesi. Bir şekilde size dokunmayı başarıp hayatınızın değişmesi konusunda etkisi olacak bir diğer film ise benim çok sevdiğim bir 2007 filmi. Karakterleri birbirlerine neredeyse tamamen zıt olan iki yaşlı adamımız var. Bir hastane odasında rastlaşan bu iki adam birlikte geçirdikleri süreçten sonra el ele veriyor ve hala hayattayken yapmak istedikleri çılgınlıkları bir bir gerçekleştirmeye çalışıyorlar. İşte biz de tam olarak bu maceraya üçüncü bir kişi olarak konuk oluyoruz. Senaryo çok tanıdık gelse de başrolde iki usta isim olunca film tam anlamıyla su gibi akıp gidiyor. Biz de bol bol peki ben hala hayattayken neler yapmak istiyorum deyip kendimizi bir an evvel ölmeden önce yapılacaklar listesi hazırlasam mı diye düşünürken buluyoruz. Pek çok kişinin izledikten sonra sırt çantasını alıp çıktığı, imkanı olmayanların da en azından balkona çıkıp şöyle bir hava alıp uzaklara daldığı bu filmde görecekleriniz hayatınızın bundan sonrasını değiştirebilir Kaan demişti dersiniz. Tam burada araya girmek istiyorum çünkü hayatınızı değiştirecek bir diğer şey ise kesinlikle bir yabancı dil öğrenmek. Bu yüzden size bu videoda sponsor olarak destek olan Cambly'den ve yılın en büyük indiriminden bahsetmek istiyorum. Cambly, ana dili İngilizce olan eğitmenlerle her seviyede pratik yapabileceğiniz nefis bir platform. Evinizden bile çıkmadan ya da internetinizin olduğu her yerde farklı ülkelerdeki eğitmenlerle dilediğiniz konuda sohbet edebiliyorsunuz. Üstelik hem konuşmak istediğiniz seviyeyi, hem sohbetin konusunu, hem de günü ve saati tamamen kendiniz belirliyorsunuz. Ayrıca konuştukça yabancı dil öğrenerek kendisine yatırım yapmak ve özgüvenini arttırıp hayatını değiştirmek isteyenlere nefis de bir haberim var. Cambly'de yılın en büyük indirimi başlayınca hemen koşup sadece sınırlı sayıda kişi için geçerli olan büyük indirimden size de %60'lık bir indirim kodu kaptım. Açıklama kısmına bıraktığım linkten hemen 60 tavsiye koduyla Cambly'yi indirimli olarak kullanmaya başlayabilir ve avantajlı fiyatları görebilirsiniz. Ha bu arada unutmadan ilk deneme dersiniz de tamamen ücretsiz. Dio ve tamamen gerçek kişi ve olayları konu alan nefis film Coach Carter'la devam etmek istiyorum. Bir lise takımının basketbol antrenörünü ve onun çalıştırdığı öğrencileri izlediğimiz bu filmde farklı kültürlerdeki gençleri disipline etmeye çalışan idealist ve tabii doğal olarak sevilmeyen bir adamın kendine has yöntemlerini izliyoruz. Şimdi ben basketbol falan dedim diye asla bir spor filmi olarak bakmayın derim bu filme. Çünkü film hem gerçeğe dayanan hikayesi hem ilham verip yer yer gaza getiren sahneleri ve hem de nokta atışı müzik seçimleriyle yıllar boyunca aklınızdan çıkmayacak bir yapım. Mesela filmi izleyenler afişini görür görmez çoktan video bitince aşağıya yazacağı yorumu düşünüp tasarladı bile. Özellikle kendinizi çıkmazda hissettiğiniz anlarda aklınıza gelip elini omzunuza koyarak sizi motive edecek güçlü bir film bu. Hala izlemeyenlerdenseniz bu video bitince ilk yapacağınız şey bu filmi izlemek olmalı. Bana güvenin. Sıradaki filmde ise sizi çok farklı bir deneyim bekliyor. Deneyim diyorum çünkü bir kitaptan uyarlama olan bu filmin temelindeki konusu o kadar sağlam ki yıllarca tiyatrolarda sahnelenmiş ve hala da sahnelenmeye devam ediyor. Zengin, varlıklı bir ailenin evine konuk olan bir müfettiş, aile üyelerine sorduğu sorularla tüm dengeleri değiştiriyor ve biz de büyük çoğunluğu zekice diyaloglarla geçen bu sohbet ortamında yemek masasındaki bir diğer kişi olarak tüm süreci izleyip gözlem yapma fırsatı buluyoruz.
Dikkatli izleyiciler için içindeki mesajı kendinden büyük olan, izleyenlerin zihninde etkisini bir müddet sürdüren ve olaylara başka açılardan bakmayı da aşılayan farklı bir yapım bu. Kendinizi tam anlamıyla vererek izlediğinizde zihninizde birkaç şimşek çaktıracağı kesin. Hazır zihinde şimşek çaktırmak demişken, ben de dahil izleyenlerin zihninde yıllarca kira ödemeden öylece oturan, akıllardan çıkmayan bu nefis film de mutlaka bu listede olmalı diye düşündüm. Çalıştığı üniversiteden ayrılan bir tarih profesörünü ve ona veda etmek için gelen meslektaşlarından başka kimseleri görmediğimiz bu tek mekanlı filmde her şey sıradan giderken birden adamımızın ''Ya ben aslında 14 bin yıldır dünyada yaşıyorum.'' diyerek başlayıp anlattığı şeyler tüm sıradanlığı bozmayı başarıyor. Filmi izlemeyenler için biraz komik bile gelen bu konu izleyip bitirenler için ayakları yere gayet sağlam basan çok ciddi bir bilim kurguya dönüşmeyi başarıyor. İzlemeyi ve etrafınızda ''Ya sadece konuşmayla ilerleyen bilim kurgu filmi mi olur?'' diyenlere izletmeyi unutmayın. Yönetmen koltuğunda Angelina Jolie'nin oturduğu, belki de buna güvenerek tanıtım kısmına sağlam bir bütçe ayrılmadığı için pek çok kişinin gözden kaçırdığı 2014 yapımı bu filmse, başarılı bir sporcunun 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle tamamen değişen hayatını konu alıyor. Hem karada, hem havada, hem de suda hayatta kalmaya çalışan adamımız kendini öyle zorlu durumlarda bulup mücadele ediyor ki film izleyip hikayenin de gerçek olduğunu öğrenen herkesin azim duygusunu biraz okşayıp büyük bir motivasyon katıyor. Şimdiye kadar bir şekilde gözden kaçırdıysanız en yakın zamanda bu filmi de izleme listenize alın derim. Muhtemelen bu listedeki en çok bilinen yapım olan ve günümüzden neredeyse 60 yıl önce çekilen 12 Öfkeli Adam filmi ise izleyen herkese farklı bir bakış açısı ve sorgulama duygusu kazandırmayı başarıyor. Babasını öldürmekle yargılanan bir gencin suçlu mu yoksa suçsuz mu olduğunu tartışan 12 jüri üyesinden 11 tanesi suçlu dese de bir tanesi tüm yaşananlara farklı bir gözle bakıp bazı detayları yakalamayı başarıyor. Bakın ekrana da yazıyorum. Asla bu filme 1950 yapımı eski, siyah beyaz, sıkıcı bir film olarak bakmayın. İzledikten sonra günlük olaylara bile farklı bir bakış açısıyla yaklaşacağınız bu film, bir film izledim, hayatım değişti deyimine en uygun yapımlardan biri olabilir. Listedeki en keyifli tavsiyem ise 1998 yapımı bu ilginç film. Neden mi ilginç diyorum? Şöyle sorayım. Hiç kaçırdığınız bir otobüs, uçak ya da metro sonrasında belki de kaçırmayıp binseydim kaza falan olacaktı. Kim bilir diye düşündünüz mü? Cevabınız evetse bu film ilginizi çekecek. Çünkü film tam olarak bu konuyu işliyor. Bineceği treni kaçıran bir kadını izlediğimiz film, kadının metroyu kaçırdığı haliyle kaçırmayıp bindiği halinde yaşananları iki farklı koldan bize gösteriyor. Hem farklı bir hikaye izlemek hem de kendi hayatınıza dokunan bir şeyler görmek isterseniz bu filme kesinlikle göz atın derim. Founder ismindeki bu filmse içinde bir yerlerde girişimcilik ateşi yanan herkesi yakalayıp hayatlarını değiştirmeyi başaran bir yapım. Ünlü şirket McDonald's'ın kuruluşunu izlediğimiz bu filmde hırslı, tuttuğunu koparan, kafası sürekli girişimciliğe çalışan bir adamın mücadelesini izliyoruz. Son 20 yılın en iyi girişimcilik filmlerinden biri olarak gösterilen ve izleyeni %100 gaza getirmeyi başaran bu yapımı henüz izleme fırsatı bulamadıysanız bugün burada karşınıza çıkması bence tesadüf değil. Ve bence bu film artık bir şansı hak ediyor. Belki de bu filmden sonra kendi işinizi kurup hayatınızın sonraki evresine rahat bir şekilde ulaşacaksınız. Kim bilir? Siz yine de bir gün parayı bulursanız beni de unutmayın tabii. Her izleyenin bir şeyler kapıp hayatında uyguladığı şunlar gibi birbirinden etkileyici yüzlerce daha sağlam film var biliyorum. Fakat ne ben hepsini tek seferde size anlatabilirim ne de siz ortaya çıkacak olan 1 saatlik bir videoyu izleyebilirsiniz. Bu yüzden gelin şimdi yorumlarda bu videoda bahsettiğim 9 film hakkında konuşalım, sohbet edelim. Bu 9 tavsiye arasında izlemediği film olanlar da hemen bir koşu izleyip yorumlarda bize yetişsin. İsveçli yönetmen Ingmar Bergman'ın filmlerimin başka insanlara tıpkı otomobiller, mobilyalar ya da yollar gibi yararlı olmasını isterim. Dediği gibi ben de bahsettiğim bu 9 filminde bir şekilde size yararlı olacağını düşünüyorum. Umarım hem filmler hem de video ayırdığınız zamana değmiştir. Hadi iyi seyirler.